Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir maskeyle karşınızdayım. Cildimizdeki oluşan kırışıklıkları açıyoruz. Cildimize botoks yapıyoruz. Aynı zamanda cildimize kolajen etkisi veren bir maske tarifi. Bu maskemi yapın, gerçekten çok güzel sonuçlar alacağınıza inanıyorum. Düzenli bir şekilde, tabii ki her zaman söylediğim gibi, düzenli yaparsanız bu maskemi güzel sonuçlar alacaksınız. Hemen geçiyorum. Evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. İki malzemeden oluşuyor. Yumurta akı kullanacağım. Yumurta akı cildimizi botoks etkisi yapıyor ve kırışıklıkları açıyor. Bardağa benzeyen ölçü bir kasem var. Hemen yumurta akını alıyorum kolaylıkla. Şöyle kolaylıkla olması için hemen şuradan kırıyorum ve yumurta akını ilave ediyorum. Bir tane yumurta akını ettikten sonra ikinci malzemem, istediğiniz marka olabilir, doğal bal kullanırsanız çok daha güzel etkili olur. Bir tatlı kaşığı bal kullanacağım. İkisini güzelce çırpacağım. İki malzemeden gördüğünüz gibi çok kolay, masrafsız, evde kendiniz ellerinizle hazırlayacağınız bir maske. Cildinizdeki kırışıklıkları açıyor ve aynı zamanda cildinizde pul pul görüntü varsa onları da gideriyor. Çünkü neden? İçinde bal bulunduğu için cildimizi nemlendiriyor ve balla yumurta akı bir araya geldiği zaman çok güzel kolajen etkisi veriyor cildimize. Hemen ben şimdi bunu çırpıyorum. Eğer çırpıcı yoksa, mikseriniz yoksa, bir çatal yardımıyla da yapabilirsiniz. Homojen haline gelince, yani krem gibi görünüm, krema gibi hatta diyebilirim, bir görünüm olduktan sonra bırakıyorum. Bu şekil alana kadar çırpıyorum. 4-5 dakikaya yakın çırptım ben. Bir defalık bu. Her kullanımda yeni yapmamız gerekiyor. Haftada 2 kez uygulayabiliriz cildimizi. Şimdi yüzüme uygulamaya gidiyorum. Hazırladım. Yumurta akı bal maskesini yüzüme, boynuma uygulayacağım. Sürdükten sonra 5 dakika bekleyeceğim. Tekrar ikinci defa süreceğim. Bir 5 dakika daha bekleyeceğim. Yine üçüncü defa süreceğim. En son olarak 15 dakika bekledikten sonra yüzümü soğuk suyla yıkamamız gerekiyor. Şimdi ben uygulamaya geçiyorum. Köpürtürseniz daha çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Yüzümü ben temizledim, tonikledim. Siz de güzelce yüzünüzü temizleyin, öyle uygulayın, daha güzel sonuçlar alırsınız. Hangi maskeyi yüzünüze uygularsanız uygulayın, muhakkak arkasına nemlendirici sürmeniz gerekiyor ki cildiniz, çünkü her maskede kuruma yapıyor. Bu maskemi rahatlıkla göz altına da uygulayabiliriz. Göz kenarlarına da uygulayabiliriz. Göz altına da uygulayabiliriz. Göz üstüne dahi uygulayabilirsiniz. Ben hemen fırçamdan değdirmek istiyorum. Yumurtaya alerjisi olan dikkatli kullansın, bileğinde test etsin, öyle uygulasın. Şimdi ben 5 dakika bekleyeceğim, ikinci katı süreceğim. 5 dakika bekledim, ikinci katımı sürüyorum. İkinci katımı da sürdükten sonra üçüncü katımı sürmek için bir 5 dakika daha bekliyorum. Her beklediğinizde cildinizde gerilmeler olacak. Bu çok güzel bir şey. Cildinizin gerildiğini hissetmek, kırışıklıkların açıldığını gösteriyor çünkü. Üçüncü katımı da sürüyorum. 15 dakika bekleyeceğim. Üçüncü katımı sürdükten sonra yumurta bekledikçe hafif sulanıyor. Bu gayet normal. Yine uygulayabilirsiniz. Neden sulandı diye düşünebilirsiniz. Bir sakıncası yok. Uygulayabilirsiniz. Bütün yüzüme, boynuma 3 kez uyguladıktan sonra şimdi 15 dakika bekleyeceğim. Haftada 2 kez uygulayabilirsiniz. Ve şimdi 15 dakika bekleyeceğim. Evet, 15 dakika bekledim. Şu anda yüzüm gerilmiş bu durumda. Zor konuşuyorum. Yani sizlere yakın göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? Kameradan bilmiyorum. İçinde bal olduğu için tabii elime yapışıyor.
Şimdi yüzümü yıkayacağım soğuk suyla. Evet, bütün yüzümü yıkadım. Güzelce hemen kurulamak istiyorum. Güzelce yapın. Videomun altına yorumlarınızı yazın. Bekliyorum. Nasıl bir sonuç alıyorsunuz bakalım. Ben de merak ediyorum çünkü. Çok güzel bir maske. Yapmanızı tavsiye ederim derim yani. Bugünkü videom böyleydi tatlışlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Bye bye.